Arkadaşlar merhaba, ben Üç Doğucan. Nokta atış videolarda geldik Cumhuriyet dönemine. Uzun soluklu bir video bizi bekliyor. Çok fazla isim var tabii ki. Yani ciddi isimler de seçtim. Çok hoşunuza gidecek arkadaşlar. Sağlam başlayacağız, sağlam devam edeceğiz. Arkamıza bir yaslanalım hocam öncelikle. Hadi başlıyoruz. İlk ismimiz Halide Nusret Zorlu Tuna. En önemli isimler, en önemli özellikleriyle demiştim. Ümmül Muharrirat, yazarların annesi değil mi? Böyle bir genel bir lakap da var. Öyle bir ünvan da taşıyor. Git Bahar, aman dikkat, en önemli eseri Yayla Türküsü de ikinci sıraya konulabilir. Git Bahar'ın olmadığı bir Halide Nusret Zorlu Tuna sorusu neredeyse imkansızdır arkadaşlar. Çünkü Halide Nusret Zorlu Tuna çok böyle özellikleriyle bilinebilecek bir isim değil. Mutlaka bir eser bilgisi şart. İki tane çok önemli eseri var. Git Bahar, Yayla Türküsü. Özellikle Git Bahar'ı hemen hemen her soruda kullanıyorlar. Onun sözünü vermiş, garantisini vermiş olalım. Hadi hocam devam edelim. İsmet Özel. İsmet Özel'i Amentü şiiriyle hatırlayacaksınız. Mistik özellikleri olan, mistik vurguları olan, mistik duyguları olan önemli isimlerden. Geceleyin bir koşu. Dikkat. Evet isyan. Dikkat. Şu K büyük olsun. Ve şiir okuma kılavuzu sizler için seçtiğim en önemli 3 eseri arkadaşlar sınav noktasında. Abdurrahim Karakoç. Divan, dişe divan diyorum. Cumhuriyet dönemi halk şiiri noktasında tek isim, en önemli isim. Taşlamalarıyla bilinecek, yani yaptığı göndermelerle, ironik vurgularıyla bilinecek. Mihriban, Dosta Doğru, Hasan'a Mektuplar ve tabii ki Hatay Bülteni bilinmesi gereken eserler arasında arkadaşlar, cebinizde kalsın. Fazıl Hüsnü Dağlarca, değil mi? Uzun ömürlü bir isim biliyorsunuz. Fazıl Hüsnü Dağlarca uzun süre yaşamış. Çocuk şiirleriyle hatırlayacaksınız. Cezayir Türküsü, Çocuk ve Allah, Havaya Çizilen Dünya, Çakır'ın Destanı, Üç Şehitler Destanı gibi de çok çok tipik eserleri var. Çok çok iyi bilinmesi gereken eserleri var. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın hocam. Necip Fazıl Kısakürek, mistik şair olarak da bilinecek kendisi, çok çok büyük bir isim. Evet tabii ki Örümcek Ağlı eserini bilmeyenimiz yok. Madde ruh tezatını çok iyi göreceksiniz. Yani bir anlamda böyle somut soyut ikilemi, tezatı çok fazla dikkat çekecek. Lirizm var onun eserlerinde. Yani böyle coşkunluğu, duyguyu fazlasıyla hissedeceksiniz. Bir Adam Yaratmak, Çile, Ben ve Ötesi, Çöle inen Nur, sorulmaya çok müsait eserler arkadaşlar. Tamam, bunlar cebinizde kalsın. Tabii ki zaman yetmez bu büyük isimleri anmaya ama sınav odaklı gidiyoruz. Nazım Hikmet Ran Verzanski, değil mi? Aman dikkat, Mayakovski'den etkilenecek. Çok çok büyük önem taşıyor. Kuvayi Milliye Destanı mutlaka bilinir. Kafatası adlı oyunu da kesinlikle aklınızda kalsın. 835 satır, 1 artı 1 eşittir, 1 adlı eserlerini bilmeniz gerekirken etkilendiği akımı da, yani fütürizmi de vurgulamadan geçemeyeceğiz. Nazım Hikmet, eyvallah hocam. Geldik Peyami Safa'ya. Özellikle ticari kaygılarla yazdığı eserlerinde Server Bedi takma adını kullanacak. Doğu Batı çatışması onun için olmazsa olmazlar arasında. Psikoloji tahliller yapmazsa duramaz zaten. Şimşek, Mahşer, Sözde Kızlar, Bir Tereddüdün Romanı, Biz İnsanlar, Canan vesaire artık sizler için çıkma ihtimali çok yüksek diye düşünüp de aldığım eserler arkadaşlar. Onun dışında onlarca eseri var biliyorsunuz. Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar döneme yön veren isimlerden. Rüya, bilinçaltı ve zaman kavramları direkt olarak Ahmet Hamdi Tanpınar'ı bize hatırlatır. Başka kimseyi hatırlatmamalı değil mi? Bursa'da zaman falan yani bilmelisin değil mi? Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında diyor. Yani ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Hadi bakalım açıkla bunu. Yani ne rüyayla ne bilinçaltıyla ne zamanla açıklanmaz hocam. Bu üçünü birleştireceksin, alsana şiirin anlamı diyeceksin. Gerçekten derya deniz duyguları, düşünceleri var. Sembolizm akımının en güçlü temsilcilerinden tabii ki musiki onun için olmazsa olmaz. Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Sahnenin Dışındakiler sizler için seçtiğim 3 önemli eser arkadaşlar. Sabahattin Ali bilinmeli. Mopassant tarzı öyküleriyle, hikayeleriyle tanınacak. Psikolojik çözümleme yapmasa yine duramayan isimlerden. Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kaan'ı, Ses, Sırça Köşk, Değirmen, Yeni Dünya gibi çok önemli isimlere, eserlere imza atmış bir isim, cebinize lütfen kalsın. Halikarnas Balıkçısı. Halikarnas Balıkçısı'nı ÖSYM çok seviyor, çok fazla soruyor. Aganta Brüna Brünatay'la soruyor. Uluç Reis de sorabilir. Mavi Sürgün'de sorabilir. Bunlar eserleri. Mavi Hümanizm akımının da en güçlü temsilcisi. Onda deniz öykülerini göreceğiz. Ve asıl adının Cevat Şakir Kaba Açlı olduğunu hatırlayacağız. Ben ne zaman Halikarnas Balıkçısı desem mutlaka şöyle bir tekneyi hocam hatırlarım. Vallahi yani şöyle bir tek, bu da öbür taraftan da şey gözükmez ama neyse, ben nasıl bir üç boyutlu kafam varsa. Şurası tekne hocam, vallahi ne zaman onu görsem böyle bir hafif dalgalı bir deniz.
buradasın böyle yaslanmışsın hocam ufak ufak birisi kürek çekiyor. Sen burada yaslanmışsın kitabını okuyorsun falan filan. Halikarnas balıkçısını okuyorsun. Bir yandan şiirler bir yandan öyküler falan. Müthiş bir hayal değil mi? Acayip güzel bir şey. Halikarnas deyince ne bileyim bilmiyorum yani. Aslında bilmeyecek bir taraf yok. Bodrum civarları vesairelerini yazdığı için belki de onu hatırlıyoruz. Her tarafta mavi geçiyor. Bilmeyecek bir şey yok. Ondan böyle canlandırıyor gözümüzde. Ama Halikarnas balıkçısı bende böyle bir hep güzel duygular uyandırmıştır. Onu tekrar tekrar söylemek isterim hocam. Latife Tekin. Unutma bahçesiyle sevgili arsız ölümüyle bilinecek Berci Krist'in Çöp Masalları bilinmesi gereken bir diğer eseri Gece Derslerine de saygı duyuyoruz. Rasim Özdenören, Gül Yetiştiren Adam, Çözülme ve Denize Açılan Kapı cepte kalsın lütfen. Adalet Ağoğlu, ben yine bir 2022 vurgusu yapayım bu isme. Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Fikrimin İnce Gülü. Bir Düğün Gecesi solumaya en müsait eseridir, cebinizde kalsın. Haldun Taner, Epik Tiyatrosu'yla, Keşanlı Ali Destanı'yla tanınacak modern öykünün de edebiyatımızdaki en önemli isimlerinden Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu, 12'ye 1 var, Tuş, Yalıda Sabah gibi önemli eserleri var aman yarabbim. Yusuf Atılgan, Yusuf Atılgan bakın demiştim uzun soluklu video diye 5 dakikaya geçtik. Bismillah 5 dakikaya geçtik bu sefer. Yalnızlık, yabancılaşma onun için olmazsa olmazlar arasında. Anayurt Oteli, Aylak Adamsa Bilmeden Geçme diyeceğimiz iki önemli eseri. Oğuz Atay, ironik vurguları büyük önem taşıyacak. Aydın eleştirisi onda çok fazla. Tutunamayanlar, tehlikeli oyunlar aman ya Rabbim dedirtecek eserler arasında. Samiha Ayverdi, onun için tarih önemli, din önemli, tasavvuf çok önemli. Geçmiş ve şimdi ikilemini çok fazla hissedeceksiniz onda. Samiha Ayverdi'den değil mi? Mesih Paşa İmamı ve İbrahim Efendi konağıysa aman ya Rabbim unutulmasın, unutulmaması gereken eserler arasında. Mustafa Kutlu, iç konuşmalarıyla, diyaloglarıyla bilinecek hikaye türünün en önemli isimlerinden Uzun Hikaye, Ortadaki Adam, Gönül İşi gibi önemli eserlerde imza atacak. Kemallerden yürümek gerekirse Kemal Bir Başaroğlu'na seçmek lazım. Batı Anadolu ve çevresini çok fazla işleyecek. Cemo, Memo, Başka Olur Ağların Düğünü, Kölelik Dönemeci ve Deniz'in Çağrışı gibi çok önemli eserlere de imza atmış hocam. 7 dakikaya yaklaştık, oldukça uzattık. İçiniz çok rahat olsun, bu bilgiler yetecek, hatta artacak. O zaman bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Kolay gelsin.